Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun. Haram olsun, zıkkım olsun. Zehir olsun, zıkkım olsun. Yazıktır, yazıktır. Kimse sizlerin kimiydiniz öyle mi? Hadi be. Hani kimse sizlerin kimiydiniz değil mi? Yoksullukla mücadele için gelmiştiniz değil mi? Hadi be. Hani siz ayrımcılık yapmayacaktınız? Hani yasaklarla mücadele edecektiniz? Hadi be. Siz bugün ayrıcalıklı bir sınıf yarattınız. Enesler ağlarken, Furkanlar ağlarken, Hatice'ler ağlarken siz pudra şekerleri çeken, acayip arabalara binen, tuhaf pantolonlar giyen, tuhaf ceketler giyen, burasına kadar açık, bu kadar düğmeleri olan gömlekler giyen, bu kadar kocaman altın mıdır, pırlanta mıdır bilmediğimiz zevksiz kolyeler takan, tuhaf tıraşlı, tuhaf sakallı gençler yarattınız, gençler. Kendi çocuklarınız, o yarattığınız nesil, milyon dolarlık teknelerden bacak bacak üzerine atılmış iğrenç fotoğraflar koyarken sosyal medyalarına, adı Enes Enes, adı Furkan, adı Ecrin, bunlar aç yatıyor, bunlar aç yatıyor. Bunların anaları yemek pişiremediği için, çocuğun önüne koyamadığı için ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor. Ne demişler? Yalancının mumu yatsıya kadar. Hal böyleyken iktidarın mumu da artık seçime kadar. Giderek sönmekte olan iktidar mumunun cılız ışığında durmak yok, yalana devam Sayın Erdoğan. Durmak yok. Masala devam Sayın Erdoğan. Biliyorsunuz 2022 bütçe harcama büyüklüğünün 1 trilyon 751 milyar lira olması planlanmıştı. Şimdi ise iktidar bunun 3 trilyon 134 milyar lira olacağını söylüyor. Yani yıl sonu itibariyle bütçe başlangıç miktarının neredeyse iki katına çıkıyor. İkinci Dünya Savaşı koşulları altındaki 1943 yılından beri böyle bir şey hiç yaşanmamış. Evet, yanlış duymadınız. 79 yıl aradan sonra Bay Kriz ülkemizde İkinci Dünya Savaşı şartlarını yaşatmayı başarmış bulunuyor. Bu olağanüstü başarısızlıktan ötürü başta Sayın Erdoğan olmak üzere liyakat abidesi AK Parti ekonomi kadrosunu kutluyor ve alkışlıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinde bu kadar beceriksiz, böylesine ciddiyetsiz bir iktidar daha görülmemiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinde milletimizin taleplerine böylesine kulak tıkayan, yaşadığı acılara bu denli göz yuman bir iktidar daha görülmemiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinde vatandaşın cebine böylesine göz diken bir iktidar daha görülmemiştir. Ülkemiz bugün tarihinde görülmemiş bir bunalımın eşiğindedir. Ve bu bunalımın sebebi de iktidarın ta kendisidir. Bay Kriz'in tek amacının ekonomiyi seçime kadar yüzdürmek olduğu çok net bir şekilde anlaşılıyor. Israrla ve inatla sürdürülen yanlış politikaların bedeli yoklukla, yoksullukla, yoksunlukla, fakirleşmeyle bu millete ödetiliyor. Okullarda, devlet okullarında beslenme çantası olmayan, diğer arkadaşlarına imrenerek bakan, gidip tuvaletin çeşmesinden su içip açlığını gideren çocuklar. Siz ne yapıyorsunuz? Sayın Erdoğan, ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Bunu en iyi sen bilirsin. Sen aç yatmanın ne olduğunu bilirsin, bilirdin. Unuttun Sayın Erdoğan, unuttun. Sen gece sofraya tek çeşit yemek koyup kendi çatal ya da kaşık uzatamamış, çocuklarım doysun diyen bir annenin hassasiyetini bilirdin Sayın Erdoğan. Sana ne oldu Sayın Erdoğan? Sen ne oldun Sayın Erdoğan? Saray seni ne hale getirdi Sayın Erdoğan? Günahtır ya, günahtır. Bir tarafta zenginlikten, şımarıklıktan, o şımarıklığı, o zenginliğin getirdiği
Çünkü bedavadan zengin olunca öyle olursunuz. Emeksiz zengin olunca, para sahibi olunca öyle olursunuz. Gözümüzün içine böyle sokar gibi davrananlar, diğer tarafta açlık çeken çocuklar. Yuh olsun, yuh olsun. Zehir olsun, zıkkım olsun. 2022 yılında %85,5'luk enflasyona karşı öğrenci burs ve kredileri sadece %30 oranında artırılıyor. Mesela bu kadar yüksek enflasyon ortamında maaş ve ücretlerin 6 ayda bir enflasyon kadar artırılması çalışanlar ve emeklilerde büyük bir refah kaybına neden oluyor. Bu kayıp yıllık bazda çalışanların cebinden 830 milyar lira alınması demek, oradan alıp beşli çetenin cebine konulması demek. Saçma sapan politikalar nedeniyle üst gelir grubuna kur korumalı mevduat kapsamında bir çırpıda 300 milyar lira ödemekten kaçınmayan iktidar, milyonlarca çiftçimize 2023 yılında sadece 54 milyar lira ödeyeceğim diyor. Kamu özel işbirliği projeleri çerçevesinde beşli çeteye 102 milyar lira ödeyeceğim diyen iktidar, çiftçilerimize sadece 54 milyar lirayı layık görüyor. Mesela AK Parti'nin veda bütçesinden öğrencilerimiz de nasibini alıyor. KYK, burs ve kredi ödemeleri düşük arttırılarak ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz de mağdur ediliyor. Bu ürküttüğünüz, üzerlerine yumrukla, demir balyozla bastığınız bu insanların sessizliğini kendinize hayra yormayın Sayın Erdoğan. Ha, bunu da gerçekten Türkiye'yi, milletimizi ve bu iktidarın sonunun saçmalığını düşündüğüm için en çok da sana söylüyorum Sayın Erdoğan. Bu yapılanlar saçmalık, saçmalık, saçmalık. Bay Kriz ve arkadaşlarının her saçmalığını yakından izliyoruz. Ekonomi ekibimizin süratle enkazı kaldırıp molozları temizlemek için planları, programı, yol haritası ve teknik kadroları hazır. Artık biz varız, artık biz varız, artık İyi Parti var. Bizim için Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Onlar gidecek, güneş doğacak. Onlar gidecek, kabus bitecek. Onlar gidecek, Türkiye süratle iyileşecek. Ve Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye'yi müjdeleyecek. Hiç merak etmeyin, çok az kaldı.